Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 24 videosuyla yani EA FC 24 videosuyla karşınızdayım. Yeni teknik direktörlük kariyerini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. İlk defa yapacağım sizler için, ben de gerçekten heyecanlıyım. İsmail Kartal, Fenerbahçe ile başlayacağız. Kariyer modumuza bakalım herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Evet, maçın zorluğu efsanevi 3 dakika tabii ki de. Sizlerle birlikte EA FC 24'te de uzun periyotlu ne derler rebuild videolarımıza devam edeceğiz kariyer modunda. Hemen geçelim. Yani şu ana kadar başlangıçta herhangi bir değişiklik yok. Ben de sizlerle birlikte ilk defa kariyer moduna giriyorum. Bakalım herhangi bir animasyon eklenmiş mi, hep birlikte göreceğiz. Bayanlar baylar, işte yeni hocamız. Evet, İsmail Kartal yapmaya çalışmışlar birazcık. Ekstra bir yenilik şu an için yok. Daha sonra yap diyelim. Şu anda sadece şunu söyleyebilirim. Arayüzde ufak tefek değişiklikler var. Hemen bir kadromuza bakalım. Kadromuzda da arkadaşlar oyuncu ratinglerini söyleyeyim. Tadis 82, Dzeko 83, Cengiz Ünder 78, Szymański 77, Fred 81, İsmail Yüksek 72, Osterwolde 69, Dzeko 76, Bekao 77, Ferdi Kadıoğlu 77, Livakovic 82. Burada da görüyorsunuz Batshuayi, Ryan Kent yazıyor hepsi zaten. İyi ortalamaları var oyuncularımızın açıkçası. Ben beğendim. Öyle yerden yere vurmamışlar. Livakovic de kalede. Emre Mor'u alalım. Şu an için taktikte bir değişiklik yapmayacağım. Şimdi bir transfer merkezi olayları falan. Ben şeyi de etkinliği devre dışı bıraktım. Oyuncuları düzenle, kulübü özelleştir. Kamera taktik seli, biz TL yayın olarak oynuyoruz. Bunları ben biraz şey yapayım. Evet, şu ana kadar ekstra bir durum söz konusu değil. Ya beni şu şaşırttı diyebileceğim bir şey olmadı. İlerleyelim bakalım. Dostluk maçıyla başlayalım. Dzeko kaptan olarak bizle konuştu. Bugünkü İsmail Yüksek'i değiştirebiliriz aslında. İsmail Yüksek yerine İrfan oynayabilir ya da Crespo oynasın. Ya İsmail'in ortalamasını biraz daha yükseltebilirlerdi. Zaten 70 miydi? 69 muydu? Ya 74 yap. Sonuçta UEFA maçına da çıktı yani. Bir sürü top oynadı çocuk. Neyse. Biz hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Maç öncesi raporunda görüyorsunuz. Takım istatistiklerine kadar gidilebiliyor artık. Ama şöyle bir durum var. Maçtan önce bu ya. Bugün arkadaşlar Dzeko, Tadić, Szymański, Cengiz Ünder, Fred, Crespo, Osay Samuel, Dzeko, Bekao, Ferdi Kadıoğlu ve Livakovic ilk 11 ile oynayacağız. Buradaki arayüz de değişmiş arkadaşlar. Önce rakip takımın kadrosunu görüyorsunuz. Ardından da kendi takımınızın kadrosunu görüyorsunuz. Hemen maç yapa tıklıyorum. İşte animasyonlar arkadaşlar, görüyorsunuz. Farklılık olarak maç öncesi animasyonları. Livakovic ekranda. Oyuncular sahaya çıkıyor antrenman için.
Taraftarlar. Güzel ya. Ya böyle şeylerin olması çok güzel. Şimdi bu kamerayı ayarlayalım biz. Bu kamera böyle oynanmaz. Yani böyle oynanmaz. Kamerayı acilen ayarlamamız lazım. Bu mu acaba? Ha. Bu bizim kameramız. Ya şu anda atmosfer çok güzel. Sağ atmosferi çok güzel arkadaşlar açıkçası. Yani çimin görünümü gerçekten efsane. İlk maçımıza da çıktık böylelikle. Kariyer modumuzda bakalım neler yapacağız. Hazırlık maçında. Şimdi yani insan ister istemez heyecanlanıyor tabii. Yeni bir oyun çıktı. Ama şu ana kadar gerçek bir animasyonlar harici bir farklılık var mı derseniz yok. Benim için en azından öyle düşünüyorum. Aa, ilk golü yine yiyoruz. Yine rakip takım ilk golü attı bize. Sıkıntı yok. Biz de alışacağız. Biz de yargı dağıtacağız. Osay Samuel sol bekte. Paslaşmalar falan güzel. Haydi korner olsun. Kornere çıktı top. Bakalım. Tamamdır. Yine aynı usul. Kötü orta. Bunlara da alışmamız lazım. Cengiz. Cengiz Ünder. Crespo bir şut kaleci. Güzel bir şut çektik olmadı maalesef. Şimdi Ciku aldı. Ulan şansa bir gol attılar. Ya mutluyum açıkçası. Yeni oyun. Yeni umutlar. Yeni içerikler. Sizler için. Kanalımda olacak. Ulan. Oo, kayarak müdahale de gayet iyi. Ya neresi faul ya. Faul verdin sarı kartı vereceksin orada be. Tadic. Osay Samuel fırladı orada. Samuel. Dakika 42. 1-0 gerideyiz. Ceko! İlk golümüzü atıyoruz. EA FC 24'te, FIFA 24'te ilk golümüzü atıyoruz. Hypermotion burada da var tabii ki. İşte burada Ceko. Harika atıyor, harika. İsmail Kartal görüntüye geliyor. Vay be. Bu sene sadece yani bu seride sadece Fenerbahçe olmayacak, Galatasaray olacak, Beşiktaş olacak. Sizler için içerik üreteceğim.
La. Bekao. Yalnız hamleler daha gerçekçi. Biliyorsunuz FIFA 23'te biraz hamle yapmaya çalışınca hemen faul çalıyordu. Burada biraz daha takım oyuncuları iyi bir şey alıyor diyebilirim. Pozisyon alıp taktiksel savunmada hamlelerini yapıyorlar. O açıdan gelişme yaşanıyor oyunda. Şu anda Osay Samuel'le geliyoruz. Tadic. Osay Samuel. Ceko vurdu. Defanstan döndü. Şunu da hatırlatmak isterim. Yine seçkin oynuyoruz. Yine rekabetçi modu açık. Her şey açık arkadaşlar. Ceko. Vurdu, olmadı. Yalnız iyi geldik. Szymański. O da yeni sezonun flash transferlerinden biri. Görüyorsunuz bakın, hamle yapmama rağmen direkt olarak oyuncu yerini artık omuza gidiyorlar. Bu da tabii ki de faul yapma olasılığını düşürüyor. Görüyorsunuz ne güzel hamle yaptı burada. Bunların geliştirilmiş olması gayet oyun açısından iyi. Şimdi çok da güzel yere pasımızı attık. Ferdi ile geliyoruz. Fred. Fred'den Szymański'ye. Szymański Cengiz'e. Cengiz. Szymański'ye. Szymański şık bir vuruş denedi, olmadı. Dakika 63. 1-1'lik bir skor var. Şimdi Cengiz. Yani hareket skill bakımında da değişiklikler yok arkadaşlar. Klasik bildiğimiz vuruşları, hareketleri yapabiliyoruz. Szymański'den de güzel bir şut geldi orada. Ben şimdi Ryan Kent'i oyuna alacağım. Szymański. Ryan Kent baktı, kaleye vurdu. 2-1. Ryan Kent ile golü buluyoruz. 2-1 yapıyor skoru. Güzel ya. Yenilik her zaman iyidir. Mutluyum ya. Vay anasını satayım. Ne çabuk zaman geçiyor. Ryan Kent burada bir plase. Ve golü atıyoruz. EA FC 24'te Ryan Kent ile. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler için farklı farklı içerikler oluşturmaya devam edeceğim. Sezona daha yeni başlıyoruz. Ryan Kent de girdiği gibi golü yazdı. Oy, iyi geçti. Fred. İzin yok Fred'den. Edin Dzeko. Tadic. Çok güzel hareketler orada Tadic'den. Şimdi dakika 80, bir oyuncu değişiklikleri daha düşünüyorum yapmayı. Fred. Fred. Ferdi. Bakalım ayağımızın dışıyla vuralım. Güzel. Takım yönetimi. Oyuncu değişiklikleri yapalım. Emre Mor da girsin. Dakika 89. 2-1 öndeyiz. Herhalde giremeyecekler oyuna. Bir sonraki maçta onları alırız. Görüyorsunuz yani taktiksel savunmayı geliştirmişler. Önceden faul olurdu bu. Yani
Şeyler onları düzeltmişler. Biraz da heyecanlıyım açıkçası. İşte soyunma odasından da görüntüler geliyor maç sonu. O röportajlar falan efsane. Taraftarlar. 2-1 kazanıyoruz. Tabii ki bir dostluk maçı bu. Evet arkadaşlar, maçımızın sonuna geldik. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. İkişerli maçlar oynamaya başlayacağım tabii ki de sizler için ama şimdi sizlerle oyunu buluşturmak için hızlı hızlı içerikler üretmek istiyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.